Formula 1 yönetimi 2021 takviminde yapılan son değişiklikleri resmen duyurdu ve bu kapsamda 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Grand Prix'sinin yapılması mümkün olmadığı için resmen iptal edildiğini açıklamış oldu. Türkiye Grand Prix'si 2020'nin ardından 2021'de de Formula 1 takvimine girmeyi başarmıştı. Bu kapsamda Türkiye'deki yarış 11-13 Haziran tarihleri arasında İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecekti. Ancak geçtiğimiz hafta İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye aldığını duyurmasının ardından yarışın geleceği belirsiz bir hal aldı. İngiltere'nin bu adımı sonucu Türkiye'den İngiltere'ye gideceklerin 10 gün karantinada kalması gerekiyor. Türkiye Grand Prix'si Azerbaycan Grand Prix'sinden bir hafta sonra yapılacaktı ve ardından gerçekleştirilecek Fransa Grand Prix'si ile 2 haftalık ara olacağı için büyük ölçüde İngiltere'de yaşayan F1 çalışanları ve takımları evlerine dönecekti. Ancak 10 günlük zorunlu karantina getirilmesi yarışın kaderini olumsuz etkilemiş oldu. Karantinada geçirilecek gün sayısını azaltmak için Türkiye Grand Prix'si ile Azerbaycan Grand Prix'lerinin takvimdeki yerlerinin değiştirilmesi gündeme gelse de gelen bilgiler Azerbaycanlı yetkililerin her şeyin tam olarak planlanması sebebiyle buna izin vermediği yönünde oldu. Günlerdir süren belirsizliğin ardından F1 yönetimi takvimin önümüzdeki haftalarda uygulanacak halini güncelledi ve 13 Haziran'da yapılacak Türkiye Grand Prix'sinin iptal edildiğini duyurdu. Ancak bu Türkiye GP umutlarının tamamen bittiği manasına gelmiyor. Çünkü yapılan açıklamada takvimin o bölümündeki yarışın yapılmasının mümkün olmadığı, Türkiye Grand Prix'si organizatörlerinin daha önce Çin Grand Prix'si organizatörlerinin yaptığı gibi ilerleyen bir dönemde, şartların daha iyi olduğu bir tarihte yarış yapma yönünde talepte bulundukları belirtildi ve yarışın gerçekleştirilmesi konusunda açık kapı bırakıldı. Türkiye Grand Prix'sinin 13 Haziran'daki yerini kaybetmesinin ardından normalde 27 Haziran'da gerçekleştirilecek Fransa Grand Prix'si bir hafta öne çekildi. Yani Fransa Grand Prix'si 20 Haziran'da gerçekleştirilecek. Fransa Grand Prix'sinin ardından Avusturya'daki Red Bull Ring pistinde geçen sene olduğu gibi çift yarış yapılacak. Yenilenen takvim kapsamında 27 Haziran'da Red Bull Ring'de Steiermark Grand Prix'si yapılırken bir hafta sonra Avusturya Grand Prix'si gerçekleştirilecek. Böylece geçen senenin aksine bu sefer ilk olarak Steiermark Grand Prix'si yapılacak ve Avusturya Grand Prix'si için satılan biletler geçerli olacak. Yapılan bu düzenlemeler sayesinde 23 yarışlık takvim planı şimdilik korunmuş oldu. Diğer taraftan bizim için Türkiye Grand Prix'sinin tam olarak hesap dışına atılmamış olması umut verici bir gelişme diyebiliriz. Formula 1 tarafından yayınlanan bültende Türkiye Grand Prix'si yetkililerinin gösterdikleri işbirliği vurgulanarak teşekkür edildi. F1 CEO'su Stefano Domenicali: Türkiye'de yarışmak için hepimiz sabırsızlanıyorduk ancak seyahat kısıtlamaları Haziran ayında orada yarış yapamayacağımız manasına geliyor. Formula 1 bir kez daha gelişmelere hızlı bir şekilde tepki göstererek çözüm buldu. Avusturya'da ard arda ilk yarış yapacağımız ve 23 yarışlık takvimin korunacak olmasından dolayı mutluyuz. Türkiye'deki tüm organizatörlere ve yetkililere son haftalarda göstermiş oldukları çabadan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde Fransa ve Avusturya'daki organizatörlere de çözüm bulma konusundaki hızları, esneklikleri ve heyecanlarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sene başından beri tüm organizatörlerle çok iyi bir iletişim kurduk ve bu dönemde onlarla yakından çalışmaya devam edeceğiz, dedi.